değerli basın mensupları, sendikamızın öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili o basın açıklamasına hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2023 vizyon, eğitim vizyonu tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada bu kapsamda önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak şeklinde konuşarak öğretmenlik meslek kanununun çıkarılacağının müjdesini vermiştir. Milletin Bakanlığı'nca kamuoyuna açıklanan 2023 vizyonu belgesinde öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir ifadesinde yer vermiştir. Öte yanda Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un 15 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada öğretmenlik meslek kanununun çıkarılmasına yönelik dosyanın Cumhurbaşkanlığına sunulduğunu açıklamıştır. Ancak tüm bunlara rağmen aradan geçen süre içerisinde öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde somut bir girişim söz konusu olmamıştır. Türkiye Eğitim Senatı olarak 657 sayılı devlet meslek kanunlarından kaynaklanan hak ve kazanımlarımız baki kalmak şartıyla öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırarak ve mesleğin statüsünü sağlam ve yasal zemine kavuşturacak bir meslek kanununun çıkarılmasını öteden beri savunmaktadır. Öğretmenlerin yetiştirmelerini, mesleğe seçme ve atama kriterleri, aday öğretmenlerin yetiştirilmesi, meslek etiği, görev, yetki ve sorumlulukları, ekonomik ve özlük hakları, ek gösterge, çalışma koşulları, kariyer basamakları, görevde yükselmeleri, zorunlu hizmet görevleri ve teşvik ödenekleri, atanma ve yer değiştirmeleri, hizmet içi eğitim ve mesleki gelişimleri, okulların yönetim ve denetimi, mesleki özellik ve iş güvenliği gibi öğretmenlerimizin beklenti ve taleplerinin karşılandığı bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesini artık kaçınılmazdır. Ayrıca öğretmenlere yönelik şiddet hadiselerinin neredeyse sıradan adli vakalar haline geldiği günümüzde eğitim çalışanlarına karşı şiddeti önleyecek düzenlemeler de çıkarılacak yasal düzenleme kapsamında yerini bulmalıdır. Bu minvalde öğretmenlere yüklenen görevler ve sorumluluklarla öğretmenlerin hakları arasında hassas bir denge kuran öğretmenlik meslek kanununun bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesine getirilecek yasalaştırılması hususunda Sayın Milli Eğitim Bakanımıza arz ediyoruz. Bunu Sayın öğretmenlerimizle yaptığımız istişareler ve eğitim çalışanlarıyla yaptığımız istişareler doğrultusunda bir imza kampanyası olarak bütün öğretmenlerimizin desteklediği bir kampanyadır. Bu kampanya sonucunda da imzalarımızı Sayın Bakanımıza göndererek haklı davamızı kendisine bir kez daha iletmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum.